insanların konuştuğu. Evet. Her iki tarafın da haklı ve haksız olduğu taraflar var ama taşa karşı bomba bence biraz ölçüsüz. Elbette. Evet, elbette. O açıdan. Ama tabii ki dediğin gibi Holocaust unutulmaması gereken, unutturulmaması gereken. Boyutu tartışılamayacak, mukayese edilemeyecek. Zaten sinema tarihi ve roman tarihi hala çıkan kitaplar var, hala yapılan filmler var. Evet. Kolay kolay bırakılacak bir şey değil tabii ki. Kesinlikle. İnsanların da ilgisini çeken dehşet bir durum. Evet. Umarım senin kitabı da bir gün filme çekerler. Yani bizim ülkemiz üzerindeki kısmı en azından olabilir. Kıbrıs boyutunda yine dram var. Kıbrıs boyutunda aslında yani çökmüş umutlar kısmı var. Yani evet. İnsanlar bir yerden bir yere gitmek için yola çıkarken yolda alıkoyulup hapislere atılıyorlar İngiliz Birleşik Krallık tarafından. Evet. Bu da Birleşik Krallık'ın tarihin hemen her devrinde aslında yaşadığımız çirkin yüzü. Ve bu ülkedeki çirkin yüzünü biz zaten 100 yıla yakındır yaşadık. Hala daha da yaşıyoruz açıkçası. Yani evet. Bugünkü varlıklarını bile kabul etmeyen bir insan olarak ben adadaki daha bundan kısa bir süre, yani yarım asır kadar süre önce insanlara neler yapmışlar. Yani Akdeniz'in korsanı gibi İngiliz Krallığı gelip geçen gemileri çevirip şuraya gidemezsin, buraya gideceksin deyip binlerce Yahudi'yi alıp burada tutsak etmişler. Ve düşünün, insanların tutsaklığı 48 yılın içerisinde sona eriyor. Savaş ne zaman bitti? 45'te. Yani her şey ortadan bitiyor. Bütün zulmü yiyen Yahudiler oluyor ve 3 sene daha burada İngilizler tutsak tutuyorlar onları. Evet. Yani bizim yakın tarihimizde ve Osmanlı'dan sonraki İngiliz tarihinde de baktığımızda zaten neler görmüyoruz Birleşik Krallık'ın tarihinde. Kesinlikle. Kendi ülkemizde, kendi yaşadığımız memlekette onların sahiplenip tabii diyeceğim yıllarca onlara kiralandı, onların oldu falan ama şu anda gelip de onların toprağı olması bana tuhaf gelir. Yani onların dokunulmazlığı olması orada. Tabii. Bu zaten hep eleştirilmiş bir konudur ama. Yani bu yani kendi yurdumuz kabul ettiğimiz bir yerdir bu. Yani geçmişine çok bakmazsın söylüyorum ben. Bir ülkenin başka ülke topraklarında toprağı olması sömürgeciliğin devam etmesi demektir bu. Belki buradan bizden bakır çalmıyor, belki bilmem ne çıkarmıyor ama yani bizim topraklarımızda işleri yok. Evet. Zaten birçok kişinin bu Brexit olayında Avrupa Birliği'nden çıkarken yaptıkları değerlendirmelerde bu yönüyle yani bu emperyalist yönüyle eleştirdikleri için biraz da onlara gülerek, sevinerek bir bakış atıyorlar. Evet tabii yani çok belki çok haddimize düşmez o derece uluslararası ilişkiler ama evet. Yani hatalı bir karar gibi geliyor uzaktan bakınca. Evet. Bu nedenle de özellikle tüm yaptıklarına baktığımızda, Birleşik Krallık'ın dünyaya yaptıklarına baktığımızda, yüzyıllar boyunca sömürgeciliğin tanımını yazan ülke olarak, yani bıyık altından güldük. Evet, o olsun diyenler bile var. Evet, bir de Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi'nin bir belgeselini yapıyorsun galiba. Evet, o nereden geldi aklına, neden onu yapmak istedin? Aslında iki paralel belgesel yürüyor şu anda. Hı hı. Dostum tüm bu çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Raşit Özgür'le birlikte. Evet. Raşit bütün bu çalışmalarımızla birlikte çalıştığımız arkadaşım. Üç belgeseli biz bu yaz birlikte götürüyoruz. Bunların ikisi, biri ülkenin ilk üniversitesi, Girne Amerika Üniversitesi'nin tarihi üzerine. Çünkü evet. 30 yıl eşittir aslında yükseköğretim tarihi. Evet. Biri Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi. Evet. Biri de bahsetmiştik biraz Vamuk Volkan'ın hayatı. Hayatı, evet. Üçü de devam ediyor şu anda çekimlerimiz. Ben şeyleri karıştırmıştım. Vamuk Volkan hayatıyla o hanımefendinin Molininkini evet, karıştırmıştım. Evet. Yani Vamuk Volkan'ı onu kısaca aktarıp geçeyim. Vamuk Volkan'ın belgeseli hayatı değil. Vamuk evet. Volkan'ın belgeseli bizim gibi coğrafyaları yakından ilgilendiren kavramlar üzerine. Hmm. Yas tutma ve çevresindeki oluşumla ilgili. Çok güzel. Çok önemli bir şey. Ve yas tutma. Yas tutma ve bunu öğreniyoruz. Hmm. Yani dünyadaki tarih ve ülkemizdeki tarih üzerinden bunu öğreniyoruz bu belgeselde. Evet. Tam akademik fonksiyonlarla çekiliyor belgesel. Yani birebir akademinin dediği şekilde çekiliyor belgesel. Yas tutma tabii
hem Türkler hem Rumlar bağlamındadır. Elbette. Dünya evet. insanı, bütün dünya insanlar. Insanı. Yani acı çeken, travma yaşayan küçük ölçekte bireyler, büyük ölçekte büyük gruplar, toplumlar üzerine aslında. Yani evet. her birimizin de yas tutması. Yani kedimizin ölümüyle ilgili bile bir yas tutmadan başlıyoruz. Çünkü çok önemli, çok çok önemli bir kavram bu. İnsanların sağlıklı psikolojik hayatını devam ettirebilmesi onu açısından. Onu söyleyecektim, evet. Bu nedenle de çok önemli. Yani dinsel ritüellerden yas tutma toplumlara kadar. İnsanın hayatında çok şeyleri değiştirir değil mi? Eksikliği çok büyük bir tehlikedir. Yani eksikliği. Tüm bu çalışmalarda edindiğim en önemli şeylerden eksikliği biri bu. Eksikliği tehlikedir. Eksikliği büyük bir tehlikedir. Olması değil. İnsanların yas tutması gerekiyor. Evet. Doğru ve iyi yönetilmiş bir yas tutması gerekiyor. Aslında herkesin insanların yaşadığı... olağana dönüşüp de yas tutmaması bir eksikliğin büyük bir eksikliğin de daha sonrası için psikolojik tehlike. Evet. Yani o travmanın kendi içinde büyümek gibi büyümesi anlamı taşıyan bir kavram. Aslına bakarsan... Yani insan klişeye dönüşürse ve her şeyi normal sayarsa en yakın ölümünü... Bu bir hastalık. Hastalıktır. Yani bu olmaması gereken bu benim, bir şey. Benim algılarım sonucu söylediğim bir şey. Bu evet. resmi ya da Pamuk Hoca'nın ağzından söylediğim bir şey değil. İlginç. Yani bana göre bu bir hastalık. Yani insanların evet. doğru düzeyde yas tutması İnsan gerekiyor. İnsan olan insanın üzülebilmesi, yas tutabilmesi ve gerekiyor. Ve o süreci adım adım anlatıyoruz. Pamuk Hoca anlatıyor ve bu adım adım anlatılanlar aslında birçoğumuzun yas tutarken yaptığımız şeyler ama bunların profesyonel olarak ne olduğunu görünce veya okuyunca veya izleyince insanlar kendi kendine demek ki bunu eksik yaptım ve yapmalıyım diyecek. Çünkü yas tutmanın bir metodolojisi var. Güdüsel olarak biz bunu zaten yapıyoruz. Evet. Ama bunu bilerek yapmak veya yakınlarımıza yardım etmek için buna yön vermek çok önemli bir şey. Çünkü insanların daha sağlıklı bir, yani ruh sağlığının daha iyi olmasını sağlayacak. Çok önemli bir kavram. Spesifik olarak bu konu üzerine çalışıyoruz ve dediğim gibi tamamen akademik bir çerçevede çalışıyoruz. Hmm. Çünkü büyük oranda uluslararası niteliği olacak belgeselim. Bu yüzden akademiyi temel aldık. İnsanlar bunu biraz maneviyatla ilişkilendiriyor ama demek ki bunun bilimsel yönleri de var. Bilimsel yönleri var ama belli ki dinsel faktörlerde de herhangi bir dini spesifik söylemeden tüm dinsel faktörlerde de törenler, yas törenleri aslında onu tüketmeye yani yas tutup tüketmeye yönelik olduğunu da görüyoruz. Ta ilk çağlardan beridir aslında. Hmm. Yani bir şeye inanıldığı ilk günden beridir. İnanılan metot yöntemi ne olsa olsun. İlişkili. Veya dönemin ileri gelenlerinin de aklı böyle, aklı selim. Yani üzülmenin aslında çözücü bir şey olduğunu. Pamuk Hoca'nın önemli bir sözü var bununla ilgili. Bu söz konusu acıların bize aslında çok değerli yas tutmanın bize çok acı bir armağan olduğunu söylüyor. Çünkü acı geliştiriyor. Acı önemli bir deneyim. Evet. Acı insanı geliştiren bir deneyim. Doğru yönetilirse bu çok önemli bir şekilde atlatılır ve insanlar hayatlarına sağlıklı. Hatta o acıdan edinerek, doğru şeyler edinerek devam eder. Evet. Veya çeşitli şekillerde insanın psikolojisinde sıkıntılar yaratır. Bir tür tecrübe gibi. Evet. Evet. Sen de neredeyse klinik açacak kadar ilerlettin. Estağfurullah. Bilakis öğrendikçe aslında ne kadar hiç olduğunu anlıyor insan giderek. Evet. Yani daha ne kadar büyük bir okyanus olduğunu anlıyor insan. Bir o kadar daha hiçbir şey bilmediğini bunlar anlıyor. Bunlar aslında çok ilgi çekici konulardır. Çünkü insanla doğrudan ilişkili. Evet. Yani insanlar bir şey yapıyor. İnsanlar öğrendiği sürece o yapılan şeyin temellerini düşündükçe affetmesi kolaylaşıyor. Evet. Üzülmemesi gerektiğini öğreniyor. Evet. Daha mutlu bir hayat yaşıyor. Yani sağlıklı bir psikoloji aslında mutlu bir insan evet. yaratıyor. Dolayısıyla okudukça insanlar bunları öğreniyorlar. Yani bugünlerde biliyorsunuz tırnak içinde yaşam koşulları, her şeyi bilen öğreten insanlar var etrafımızda. Evet. Yani bunlardan uzaklaşıp da bilimsel değerli verilere yaklaşmak elbette çok daha önemli. Evet, kesinlikle. Şimdi 3 belgesel dedin. Buranın bunun güzelliği herhalde ben öyle çıkarttım şimdi seni dinlerken. Bir araştırma yaparken yan şeyler ortaya çıkar. Ve onlar da bir değerdir. Onları da bir yerde tutarsın. Sonra tabii. o biriktirdiğin şeyler içerisinde ha dersin. Bundan da başka bir belgesel çıkabilir. Başka Kesinlikle. Bir kitap çıkabilir. Öyle bir güzelliği vardır bu araştırmanın. Kesinlikle öyle. Yani mesela Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi 4 asrı inceliyor. 4 asırlık bir döneme denk gelecek. 4 asır geri gidecek. Osmanlı'dan hemen öncesinden başlıyor. Osmanlı'dan önce ne var diye anlatarak başlıyor. Osmanlı dönemi, İngiliz dönemi işte 60-63 aralığı, 63 sonrası 74'e kadar ve 74'ten sonrası en evet. kolay kısım. Bir böyle diyelim ki bir
iktisatçı gibi bir şey varsa, ivmecik ya bir çizelge yapacaksak. Pik noktası neresidir? En üst noktası neresidir? Böyle inişli çıkışlıdır. Yoksa hep sürekli çıkar, yoksa hep inerek aşağıya doğru. Yani bir tarihi bir gerçek olduğu için az önce söylediklerimin tam tersi olarak mecburum bunu söylemeye. İngiliz dönemi en üst nokta. Üst noktadır. Tabii ha. Yani eğitimin programlı girdik, olarak. Girdik çıktık burada İngilizlere ama maalesef. Tabii bu da sömürgenin bir sonucu tabii. Yani evet. İyi bir sistem. Otur istediğin gibi eğit. İyi bir eğitim orada bir yükselme gösterir ha İngiliz döneminde. Tabii yani eğitim sistemi zaten hem sistem olarak hem de çevrene, nitelik ve nicelik olarak öyle önemli. Çevrene baktığın zaman veya işte belki şimdi azalıyor ama sen de bileceksin abilerimizden falan zaman zaman ben de anlatıyorum falan da onlara aslında zor gelirdi kraliçemiz marşını söylemek falan söylettirilmesi falan bundan hep şikayet ederler zaten sabahtan nasıl biz küçükken İstiklal Marşı ya da andımız falan ne okuyorsaydık o zaman da İngilizler için kraliçeye dua ediliyordu. Kraliçeye dua ediliyordu falan. Ondan şikayet ediyorlar ama başka bir düzgün taraflarını da kıyafetti, işe zamanında gelmeydi, işte disiplinli olmaydı falan dediğin zaman da mesela övdüğümüz zaman ya benim de senin bu şu düzenli haline çok hayranım falan dediğimizde, abilerimizle dediğimizde söyledikleri laf şuydu. Oğlum biz İngiliz terbiyesi gördük ve İngiliz eğitimi gördük. Evet. Biz İngiliz zamanını gördük derler mesela. Hala söyleyenler vardır. Evet. Benim hep anlattığım Adnan amca vardı, Adnan Tarman. Allah rahmet eylesin. O 8'de tam koltuğunun önünde olur ve otururdu. Halkın sesinde biz gülerdik buna. Ve tam 5'te ayağa kalkardı. Evet. Ben onu tespit etmiştim ve diğer genç arkadaşlara söylemiştim. Adnan amcaya bakın, 8'de sandalyenin önündedir ve 8 olduğunda oturur. 5'te yani 17'de de ayağa kalkar. Ve biz ona sormuştuk. Adnan amca bu şeyine biz hayranık senin bu düzenine ve o da öyle demişti. Biz İngiliz seviyesi görmüş. Yani bir sistemin olduğu bir gerçek. Evet. Hala kendi ülkelerinde de İngiltere'de bir sistem olduğu bir gerçek tabii. Evet. Ve de bu sistem dünyaya örnek sistem, olan yanları olan da bir ne kadar sistem. Kötü de olsa oradaki kötüleşse de göç eden insanlar buradaki sistemsizlikle çıldırır ve geri döner tekrar o kötü denilen yere geri döner. Şimdi şöyle bir şey var. Neden öyle? Yani baktığımızda aslında kendi toplam hayatlarımıza da 3 asır Osmanlı medeniyetinin hüküm sürdüğü topraklarda 70 yıllık İngiliz döneminin etkileri daha çok görünüyor. Evet. Bunun tabii birkaç nedeni olabilir. Sadece işte İngiliz'in sistemi daha etkindiğinden fazla bugüne daha yakın olan dönem, gelişmelerin daha çok olduğu dönem gibi şeyler de olabilir tabii. Ama sistem olması ya da özellikle eğitimdeki sistem olması da başka bir şey. Çünkü 3 asır boyunca Osmanlı küçümseyemeyecek güçte bir sistem oturtmuş, sistem yok değildi. Evet. Osmanlı'nın olabilecek tüm eğitim sistemi 1572'den itibaren bir yıl sonra başlamış. Hemen burada okullarını kurmaya ve geliştirmeye başlamış. Okunmasıyla ilgili hiçbir sorunum yok. Ben de okurum ve eğitim sistemi vardı. Vardı. Okunmasından dolayı hiçbir şikayetim yok. Bilakis artmasını da arzu ederim. Ancak sadece Kur'an okutulmuş. Bu elbette yani eğitim kitabı olarak yalnızca Kur'an-ı Kerim okutulan dönemler yaşanmış. Zaman zaman tabii sosyal hayatlar dönemin özellikle Arap felsefecileri gibi önemli şeyler de girip çıkıyordu ama bu tabii o 3 asırdan bahsediyoruz. Bu 3 asır bir şeylerin de kaybedilmesi anlamı geldi. Yani kazanılabilecek bir şeylerin kaybedilmesi anlamı geldi. İngiliz geldiğinde başka bir şeyler getirmiş. Sonrasında işte bağımsız olmuşuz. Kıbrıs Cumhuriyeti dönemini yaşamışız. Ondan sonra 74'e kadar malum biz abluk altında yani varla yok arası bir şeyler. Her şey varla yok arası. Evet. 74'ten sonra bugüne kadar gelen süreçte de böyle bir deneme yanılma yöntemleriyle ilerleyen bir sistem yaşamışız. Hasan Behçet'in çok değerli bir eseri var. Özellikle Osmanlı dönemini bize anlatan. Yine yüz yüze görüşme yaptığımız Hüsnü Feridun gibi konusunda duayen bir isim var. Yine Halit Fedai var. Neriman Cahit var. Bu insanlar İngiliz dönemini bizzat yaşamış da insanlar. Çok orada eğitim görmüş insanlar. Halit Hoca da yani böyle sayfaları sayılamayacak kadar kalın bir ansiklopedidir. Muhteşem. Evet. Yani bir de en önemlisi şimdi benim kütüphaneme bakarsan da belki 5-6 bini bulmuştur kitabım, okuduğum kitap vesaire yerler gökler sığmaz ama Halit Hoca ya bir şey sorduğun zaman rafının neresinde ve hangi sayfasında olduğunu söylüyor. Müthiş. Benimki kendime söylediğim için kendim dışındaki herkesi meclis dışında bırakayım ama eşek yükü gibi bendeki yani isterse
6 bin değil 16 bin, 56 bin kitabım olsun. Bu derece hakim olamadıktan sonra yük o sadece insan omuzlarında. Dolayısıyla bu gibi insanlar çok önemli. İleri yaştalar ve tam demindeler aslında her şeyin. Evet. Ve Hüsnü Feridun da eğitimin tarihini yazanlardan biri. Dolayısıyla biz de onlardan faydalanıyoruz gani gani ki belgeseller kitaptan daha etkin pozisyonda çağımızda. O yüzden insanlara görerek anlatmak, göstererek anlatmak gibi de bu nedenle biraz aslında belgesel yöneldim. Görsel materyalleriniz vardır yeterince. Yani işte, konuşan insanlardan farklı olarak. Tabii yani konuşan insanlardan farklı olarak yine Nazif Bozatlı'dan bahsedelim. Teşekkür ederim kendisine. Evet. Görsel materyal talep ettiğim günden yaklaşık bir gün sonra 2000'e yakın fotoğrafla geldi. Sadece eğitim odaklı. Çok güzel. Dolayısıyla bu fotoğraflar da çok önemli. Çünkü okul okul, öğretmen öğretmen, bölge bölge çok ayırarak çok çok kıymetli. Rengini hazine, değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor. Gibi bir şey. Tabii yani bu özellikle de görsel olduğu için belgeseller izleyiciye bunu sunabilme alternatifi tanıyor. Sadece birilerinin konuşması uzun bir süre içerisinde sıkar. Ama yanına tüm bu görselleri koyduğumuz zaman, çünkü bu bahsettiğim değerli konuşmacıların ki daha konuşmacı olacak isimler de var bir sürü. Onların anlattıklarını gösterebiliyoruz. Çok bu da çok güzel. Bu da çok önemli şey. Çok güzel. Çok herhalde önemli bir kaynak olacak bu belgeselde insanlara, okullarda gösterilecek. Kitap yazılmış ama ilk defa çekiliyor. Bunu kitaba dönüştürmeyi de düşünmezsin. Başında aslında projede o da vardı. Yani kitap da yapalım diye düşünmüştük. Özellikle Serhat Akpınar'la birlikte. Ancak şöyle bir şey var aklımda. Abiler çok güzel yazmış. Yani Hüsnü Bey'in yazdığı kitabın üzerine benim bir kitap yazmam çok manalı değil. Evet. Ya yakın tarihi inceleyip yazmak gerekiyor. Hüsnü Bey'in kitabını kolay bulabilmek mümkün mü? Evet, iki kitabı var. İkincisi geliştirilmiş bir baskı ve oldukça kapsamlı. Ve Ali Nesim'in, merhum Ali Nesim'in de çok güzel bir çalışması var. Ulus Irgat'ın çok güzel bir çalışması var bu konularla ilgili. Evet. Tüm bu kitapları tabii okuyunca ben kendi kendime Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi diye bir kitap yazmanın haddime düşmediğini düşündüm açıkçası. Yani gerçekten çok ciddi çalışmalar var. Yani onları kaynak gösterip onların kitaplarını tekrar yazmış gibi olacağım. Evet. Ancak kitap kısmını daha yakın tarihle ilgili yapabiliriz. Evet. Daha yakın tarih, yani nasıl bir isim söyleyebiliriz? İşte durmadan değiştirilme tarihi diyebiliriz. Yakın tarihine herhalde eğitimin. Yani çorbaya çevirme tarihi. Yani sürekli değiştirme, sürekli değiştirme tarihi. Ergelenin ellediği ama ortaya güzel bir şeyin çıkamadığı. Yani belki başka var mı bilmiyorum ama milli kelimesini taşıyan bir tek bakanlık ya da bir tek alan var. Milli eğitim. Onda da işte bu kadar değiştiğini düşündüğümde demek ki milli olan şey de bu kadar değişiyor demek ki yani ona baktığımızda. Yani o kadar şeyi okudun, inceledin herhalde gördüğün gibi şu anda neredeyse sınavları kaldıracaklar. Artık yani işte her gelen geçsin gitsin, yok işte bütünleme kaldırılır, yok işte 3 taneden bu kadar alırsan geçen falan. Çocukları böyle hazırcılığa alıştıran bir sistem gelişti şimdi. İnsanlara iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Tabii biliyorsun ki dünyada modern eğitim kültürlerinin yerleştiği dünya ülkelerinde sınavın, ödevin kalktığı yerler, coğrafyalar var. Ama bu anlamda değil. Bu anlamda değil, bir de kültürü oturmuş yerler bunlar. Finlandiya'da, İsveç'te, Norveç'te fevkalade sistemler var ki yıllar önce ülkemize de önerildiğini öğrendim bu tarih incelemesinde. Çok üzülerek, yani onlarca yıl önce önerilip reddedilen yöntemlermiş bunlar bizim ülkemizde ki belki şimdi otururdu bu kültür. Onun dışında yani nasıl söyleyeyim, ben okullarda zilin çalmasından bile rahatsız olurum. Eğitim sistemini çalışırken bu izlenime düştüm. Neden? Zaman yönetimi de bir öğretimdir. Yani niye zille çocuklar çıksın, zille çocuklar girsin? Yani zaman yönetimini de öğrenmesi gerekir çocukların. Çıktı mı zamanı bilsin ve gelsin gibi. Yani bu da bir öğrenme parçası aslında ama bizde o zil çalınır, içeri girilir, çalınır, çıkılır falan. Yani en basit bir şey. Evet, gözüm saate takıldı ve programım bitmek üzere olduğunu gördüm. Bir cümle de, daha önce bir programımızda konuşmuştuk onu. Geleceğe mektuplar, 25 sene sonra 2038'de açılacak olan mektuplar Girne Mekan Üniversitesi ile birlikte yaptığınız. Evet. Kaç yıl oldu?
Çekime başlayalı. Dördü tamamlıyoruz ama kapatalı 2 yıl geçti. Net 2 yıl geçti kapatalı. Ve 2038'de bu mektuplar açılacak. 2038'e kadar bu mektuplar saklı. Bu biliyorsunuz Sehat Akpınar'la ortak projemizdi. Müthiş bir şeydi. Yani kendi açımızdan çok bizim için çok heyecanlı bir şeydi. 25 kişiyi konuşturduk. 25 özel adam alanında. Bunların öngörüleri olmuştu gelecek için. Öngörüleri, hayalleri, değerlendirmeleri, dilekleri oldu. 250 çocuk resim çizerek bu çok kutuya bıraktı, bu kasaya bıraktı. Mektuplar yazıldı, geleceğe bıraktı. Ömrünüz yeterse oraya kadar ilginç olacak. Matematiksel çünkü olarak tutar, kaderi bilmeyiz. O ayrı. Bizim dışımızda da bizi programlayan bir şey var çünkü. Senin kaç yaşında olacaksın o zaman? 60'ların sonuna gelirim sanırım. 68-69. Ben nasıl? Ben 3 yaş, 4 yaş büyüğüm galiba. Matematik tutuyor. İnşallah tamam, hep birlikte izleyeceğiz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Arife günü buradaydık. İzleyenlerimizin de bayramını kutlayalım. Evet. Güzel bir bayram geçiririz inşallah. Hoş bir sohbet yaptık. Fazla onları sıkacak politika şu falan filan konuşmadık. Kültür sanat konuştuk, eğitim konuştuk. Hayırlı bayramlar dilerim çok sana. Çok teşekkürler sana da. Başka bir zaman yeniden buluşmak ümidiyle. Bir markacın daha sonuna geldik. Gelecek hafta pazartesi 13.30'da buluşmak ümidiyle. Bütün halkımızın da bayramını candan kutlarız. Yayın masasından Aylin Özkök ve Osman Taşlar arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.